Anne, Akgün abiyi gördün değil mi sen? Sen bize bir dondurma mı alsın? Ya yok yok, otur, gerçekten gerek yok. Benim zaten iştahım yok. Niye ya, vanilyalı? Vanilyalıya hayır demezsin sen. Aynen öyle abla, hemen bisiklet alıp gelirim. Yok ablacığım, şimdi gece gece çıkma dışarı, boşver. Ben bakarım. Altay. Baba. Ne haber? İyilik, senden ne? İyiyim. Size vanilyalı dondurma getirdim. Yok artık. Evet. Altaycığım bak, dondurma boğar insanı. Ya ne olacak ya? Bu son zaten. Bir de buradan daldın buna, bu kızcağız akşam yatmadan önce yiyecek bu dondurmayı. Unutmamışsın neyi sevdiğimi. Nasıl unutmak ne ya? Öyle şey mi olur? Ben az mı nöbetçi dondurmacı aradım sen çocukken? Ben sana hamileyken sürekli vanilyalı dondurma şeriyordum. Evet. Bu Altay niye böyle oldu o belli değil. Çünkü ona hamileyken ben her şeyi aşeriyordum da o yüzden. Şimdi benim sınav haftası geldi. Ben buna yukarıda devam edeceğim. Gel gel, benimkini ye, ben sana yardım da edeyim. Tamam. Sen yine bulaştırdın ağzına yüzüne bak. Çocukken de böyle yapardın. Ve bunu kim temizlerdi? Sen küçükken ağzını, gel bakayım buraya. Hop. Ben temizlerdi. Baban temizlerdi. Hadi canım orada. Evet. Kesin ne? Sana telefon falan geliyordur. Böyle bir acil duruşmalar bir şeyler annem yapıyordur. Efendim? Sen şu kadarken bak, el kadarken acaba senin o altını kim değiştiriyordu? Kim değiştiriyordu ya acaba? Bak ben değiştiriyordum. Ben senin bezlerini sürekli annen bana değiştirtiyordu. Yalan. Nasıl? Vallahi diyorum ya bak. Gece 3-5 nöbeti bendeydi. 5-7 nöbeti bendeydi. Annen bak hepsini, bütün gece vardiyalarını bana iteledi. Bebeğim benim ya. Sen hep gül böyle. Ne tatlı gülüyorsun bak. Baba, Hakkın iyi mi? Hakkın iyi. İyi, merak etme. Ben yarın yüz yüze de görüşeceğim kendisiyle. Ben de geleyim. Senin işin yok orada Yağmur. Görüş günü belki. Hadi ben gideyim. Baba. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Hmm. Güzelim. Sen de iyi ki varsın. Bu sarılma ne kadar iyi geldi ya. Değil mi? Bence daha sık sarılalım. Ben gideyim yukarı. Bari. Görüşürüz. Baba kızarınsa girmeyeyim dedim. Düzelecek ya. Her şey düzelecek. Çok güzel olacak. Soruşturma ile ilgili bir şey var mı muhakkak? Karşılaştı mı seninle? Yok. İyi, cesaret edemediler o zaman Selim. Ben yine de bir konuşurum da. Hayır, ne olur konuşmak yok. Lütfen. Ne olur. Tamam. Hadi görüşürüz. Dursana bir. Ne oldu? Sen bize dondurma getir. Sık sık. Getir yani. Ne yapacağız şimdi biz burada, bu soğukta hala buradayız. Senin işin gücün yok mu? Gitmeyecek misin sen? Ya dur, sevdiğimle ilk günün keyfini çıkarmayayım mı? Biraz nazlanalım hayata. Sevdiğin ne ya? Sevdiğim. Değil misin? Sevdiğim değil misin? Sevgilinim ben senin. Ne öyle raconuna mı tersin? Sevdiğimmiş. Ay istersen helalim de şöyle. Helalim. Aa. Helalim. Hadi helalinden bir poz ver de şurada. Ne bu şimdi? Bu
Birlikte olduğumuz ilk günün ispatı. İspat. Sen dur, bekle. Aklım bir çirkin çıkmayayım. Öyle bir şey mümkün mü Yağmur? Acaba öyle bir şey mümkün mü yani? Sen ne olacak şimdi? İspatladım. Bunları şimdi ben bastıracağım, yanımdan ayırmayacağım. Sende bir geri kalmışlık var. Bak, var. Babam da böyle annemin fotoğraflarını yanında taşırdı, hiç ayırmaz yanıma. Ama o cep telefonunun icadından önceydi. Belli olmaz Yağmur. Yani bakarsın bir gün telefonumuza ulaşamayız. Kalırız kuytu köşede mahsur. Seni görmek icap eder. Ne yapacağız o zaman? Ben gelirim, hemen koşarım. Yanına gelirim. Üşüyorum ben. Biraz daha ısın, iyiyiz. Sen sevdiğini buralarda mı böyle? Üşütüyor musun sen? Sevdiğin. Görüşe temiz don, atlet falan getirecektim. Böyle daha temiz olur dedim. Tamam, sarılmayı çok uzatmayalım da. Sarılmayı çok uzatmayalım. Lan. Harbiden. Lan oğlum, harbiden sen gir. Yani suç mu? Sen şaka mısın? Sen... Ne oldu oğlum, sana ne yaptılar burada lan? Beni görünce bu kadar sevindin. Hı? Allah Allah. Ha sen... Lan. Sen bununla mı teselli buluyorsun? Lan ver şunu, bir ver. Oğlum bir ver şunu lan. Sana ver. Oğlum ben... Çocuk tutuk evine girdiğimde anamın resmini aldım, böyle ranzaya yapıştırdım. Ama ikincisi Ümraniye T tipi, yine anamın resmi, yine ranza. Üçüncüsü Maltepe, gene anamın resmi. Ben nerede yanlış yapıyorum acaba? Sadece bir annenin seveceği bir sıfatım var oğlum, belki ondandır yani. Ne var lan benim sıfatımda? Benim sıfatımda ha? Sıfatımda ne var? Bak bakayım, böyle bak. Hı? Böyle bak. Oğlum bu sıfat, bu sicil dışarıya ait değil. Sen kendine bak oğlum. Ait değil. Ne var oğlum bende? Ne? Sen ne kadar? Ne sen, kadar? Ne, sen normal misin? Sen ne kadar? Sen onu söyle bana. Sen ne kadar yatıyorsan o kadar. Sonra Eray şikayetini çekecek. Bağla tahliye. Bir şey söyleyeceğim. Çok üzerine geliyorlar mı? Sıkı duruyorum oğlum. İnfazımı bozdurmam. İyi, tek tabanca değilsin artık. Belki de önce bizim bir eylem göstermemiz lazım. Yok oğlum. Hı? Oğlum biz yan yana duralım, o yeter. Mesaj alınır. Mesaj alınır. Şş. İyi ki varsın lan. Nasıl söylemiş olayım onu? Senin bir çayın çorban yok mu oğlum? İkram edecek. Sen aç girdin cezaevine. Aç geldim.